Fenerbahçe bölümüne hoş geldiniz. Fenerbahçe'de iki tane transfer açıklandı. Hatta 3 tane transfer açıklandı. Düzeltiyorum. Umut Nayır, yedek Sansofor olarak bence gayet pozitif bir isim. ki İsmail Hoca'nın da hani formasyonu bildiğimiz için bir Hı. tane yani hedef Sansofor çok önemli bu formasyonda. Oradaki derinlik de çok önemli olacaktır. Umut da hedef Sansofor denince zaten ligin en çok hava topu mücadelesi kazanan oyuncusu geçtiğimiz sezon. Umut Nayır, Alexander Ciku stoper hattına geldi. Ve Sebastian Şimanski son olarak açıklandı. Ee, o da enteresan bir isim. Yani hem potansiyel hem hazır oyuncu. Biraz e, Fenerbahçe için diyoruz ya zaman Hocam. Hem Biraz daha net oyunculara gitmeli. Ne alacağını bileceğin oyunculara gitmeli. Ee, yani potansiyel oyuncularla en doğrusu aslında karma yapmak diye ama Fenerbahçe'nin artık biraz daha net oyunculara gitmesi gerekiyor diye. Szymanski biraz arada hem hala potansiyel olan hem de performansı olan bir oyuncu. Ee, Umut Naya ile başlayalım hocam. Nasıl başlayalım. bakarsınız? ben post bakarım. oynama uygunluğu bağlamında bir avantajdır. Ceko'ya net bir backup'tır aynı zamanda. Yani Lota Martinez'in alternatifi değil, Ceko'nun alternatifi Tabii. ve fizik olarak, tipoloji oyuncu tipi olarak Ceko'ya alternatif olabilecek oyuncu siz hedef santfor dediğiniz yukarıdan söyledi en yüksek, en fazla hava topu alan hı hı. E, hücum oyuncusu olduğunu söylediniz. Aynı zamanda yerden de bunu milli takımda gördük. Aşağıdan da, alttan da kombinasyon yapabilen bir oyuncu. E, giderek o özelliğini de geliştiren, birlikte oyunda güçlenen bir oyuncu. Ben bu transfere pozitif bakıyorum. Kesinlikle bence de ve ben Umut'lara da çok da saygı duyuyorum. Tabii. Yani ee, mesela bir şey çok zordur hocam. Siz de hani futbolcularla çok yakından temaslı çalıştığınız için, onların ruhunu bildiğiniz için e, bu tip hikayeler çok fazla karşılaşmışsınızdır. Yani büyük bir takıma transfer olup tekrardan düşüşe geçen oyuncu bir daha oraya çıkması çok zordur. Çok. Ee, yani o gerçekten çok büyük bir mental savaş vermeniz gerekiyor. Yani Umut Nayir Beşiktaş formasını giymişken hatta baya birinci santufur olmuşken Abdullah Avcı döneminde işte Galatasaray maçında derbisinde gol atmış derbi kazandıran bir oyuncuyken bir anda gözden düştü. İşte Hırvatistan'a kiralandı. Sonrasında tekrardan Anadolu kulüpleri. Bir daha performans yükseltip hem mini takım hem Fenerbahçe formasına tekrardan bir büyük takım formasına kavuşmak ciddi bir mental savaş gerektirir. ki Umut ben Hani yaş olarak çok genç bir oyuncu değildi Beşiktaş dönemlerinde ama şu günkü haliyle arada ciddi farkın olduğunu düşünüyorum. Bence kesin oyununu geliştirdi. Dediğiniz gibi biraz yerdeki o bağlantı işlerini de geliştirdi. Gol vuruşlarını geliştirdi. Kafa vuruşuna her zaman çıkabiliyordu ama daha hedefe vurma işini geliştirdi. Milli maçta mesela çok güzel bir kafa gol attı. Bir de artık transferleri... Fenerbahçe'nin teknik direktörü de olduğu için... İsmail Hoca açıklandığı için... Nasıl oynatacağını da tahmin ettiğimiz için... Daha belirgin bir şekilde... Değerlendirebiliyoruz. İsmail Hoca zaten kendisi de açıkladı. Ben 4-2-3-1 ya da 4-4-2 oynatıyorum diye. Yani formasyonlarım bu hmm. ama %80 oranla... 4-2-3-1 oynatıyor hmm. ve... Santafor da Santafor istiyor. Öyle istiyor. Ve Umut Mayır çok iyi bir derinlik katacak bir oyuncu. Hatta bazı maçlarda gemileri yaktığınız anlarda skoru bulmak için hı hı. Ceko ile birlikte de sahaya atabilirsiniz. Hatırlarsınız Burak Yılmaz'la birlikte Beşiktaş'ta umutlayır oyun atılıp böyle çevirdiği maçlar vardı. Bir Kasımpaşa maçını hatırlıyorum mesela. Ee, milli takıma kadar tekrardan performansı yükselmişken bence aklı iyi gelmiş bir isim. Tabii. Tabii. Peki hocam Ciko stoper. Yani o orada çok eminim diyemem. Oyuncu için. Şimdi çabuk olduğunu biliyoruz dar alanda. Ben milli takımda Portekiz maçında oynamış. Hangi maçtan hatırladığımı arkadaşlara sordum. Hatırlattılar. Oradan hatırlıyormuşuz oyuncuyu. Ama... Dünden önceki gün bir şey anlatmaya çalıştım. Transfer gerekiyor. Her takım yapıyor işte. Fenerbahçe'de transfer yapıyor. Sağda 11 tane mevki var. Yani en az beş mevkide sizin ligin en değerli oyuncusuna sahip olmanız gerekiyor ve dolayısıyla da her transfer bu anlamda bir fırsat. Birinci sıraya veya olmadı ikinci sıraya sok sokabileceğiniz bir oyuncu mu alıyorsunuz, yoksa e, farklı bir oyuncu mu alıyorsunuz. Yani bu da bir fırsattı. E, bu fırsat değerlendirilmedi. Onun yerine işte çabuk bir stoper almış olduk. E, Fenerbahçe kulübü. Ben böyle baktım. Biraz. O peki kalan fırsatlar nereler kaldı? Şimdi sol forvet kaldı. Bur, burada hala fırsat var. Sizin bahsettiğiniz zaman hani, ligin en iyisi olabilecek. Evet. Zaha gelirse mesela diyebiliriz bunu. Diyebiliriz. Rahatlıkla diyebiliriz. Kaleci de yapabilirsin. Tabi. Ee, i̇kinci sekiz numara da yapabilirsin. Mümkün. Hücuma kırılacak sekiz Çünkü az sonra konuşacağız forvet arkasında evet. oynayacak evet. oyuncu geldi Şimanski orada Hı -hı. oynayacaktır. E 9'da buna yakın bir şey diyebiliriz Orası çünkü. tamam deriz. Çünkü hani e, belki Icardi Avubakar daha iyi denilebilir hmm. ama alınabilecek santraforlar arasındaki en iyilerinden birisini aldı Fenerbahçe. Şimdi hani Lewandowski getirmiyorsa <laughs> tabii. <ki. gülüyor> yani Ceko alınabilir. <laughs> hele ki Suudi Arabistan piyasaya böyle girmişken. Aha. Orada bir şey diyemiyorum ben de. Hani hmm. orada denmez zaten. Bu bu tam uyar yani. bence Yani 9 ha. numara Fenerbahçe 9 numarası denilecek hmm. bir oyuncu geldi. Evet bence kesin iki stoperde en azından bir tanesi deniz gibi olmalı. Ciko ee, da eğer planlamaya göre o, o her zaman beklediğimiz Kim Kimiçeden sonra çok derin bir boşluk oluşan sağ stoper bölgesine işte bizi toparlasın transferi ise bence de yetersiz. Ama bir tane daha stoper gelecekse işte Ciko Salayen satışı sonrası sol stoper oynuyor bu arada. Evet. Ee, çok net yerini çok belirgin şekilde dolduran. Ya orada bir stop, stoper var dedirecek bir sağ stoper daha ligin en iyi sağ stoperi denilecek bir oyuncu ya daha giderse Fenerbahçe o zaman farklı olabilir ama eğer hani stoper hattını böyle kapattık durum olursa bence de eksik kalır. Bence eksik kalır. Şimdi Zalay eğer ayrılacaksa kim gibi transfer yapacak muhtemelen yapacak sayısı olarak zaten yapmak zorunda. Bu arada önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin 38 maçı banko. Artı Avrupa Tabii. maçları başlangıçta banko. Türkiye Kupası'nı tekrar etmek isteyecektir. Geçtiğimiz sezon 57 resmi maç oynamıştı. E stoperler için hep aynı şeyi söylüyoruz. Sakatlık riski fazla olan, ikili mücadele çok gerektiren bir mevki. Vücut vücuda oynanan bir mevki olma sebebiyle sakatlık riski var. Evet. En az onun kadar belki daha fazla kart riski var. Kart tamamlama, sarıları tamamlama veya kırmızıları görme. Dolayısıyla... ...oranın rotasyonu kuvvetli olması gerekiyor. Eğer iki stoperle oynuyorsanız... ...yani dörtlü bir savunmanız varsa... ...minimum dört... ...eğer üçlü bir savunmanız varsa... ...minimum beş stoper... ...üst düzey stoper istihdam etmeniz gerekiyor. Sayısal olarak gerekecek. Evet. Ama yani piyasaya bakınca... ...hani kim gelir, kim var... ...boşta kim var, uygun kim var... ...kim müsait... ...akla da çok isim gelmiyor. Dolayısıyla... Yani Fenerbahçe transfer yapıyor ama savunma güç mü kazanıyor, güç mü kaybediyor ben ondan emin değilim. Açık konuşmak gerekirse. Ki mesela diğer bahsettiğimiz tam tamamlayan stoper, hani hmm. e, birinci sırada yazabileceğiniz stoper BK hmm. olabileceği söyleniyor. Hmm. BK'nın da ben tam o seviyede olduğunu düşünmüyorum Katılın. ve bir yıl kalmış olmasına rağmen İstanbul servisler de çok yüksek geliyor bana. Nedir rakam? Bak kapıyı onlardan açtığı söyleniyor. Fenerbahçe 7'ye kadar çıktı hani muhabirliğini söyledi o. Ama yine de bir yılı kalmış bir oyuncu için fazla bir rakamlar gibi geliyor bana. Evet. Ve Bekando ayak kabiliyeti özellikle o tamam diyebileceğiniz o da tam tamam diyebileceğiniz bir stoper değil. Fenerbahçe burada biraz tekrardan eksik kalıyor gibi ama belki İsmail Hoca bunu artık oyun formatıyla Hı. tamamlayacaktır. Belki orta saha bölgesinde iki tane çok yüksek profil alacaktır. Hı hı. Belki asıl bütçe oraya, mesela Dominguez ihtimali konuşuluyor Serie A'dan. Belki asıl bütçe yani orta sahaya, sağ öne ayrılacak gibi gözüküyor. Bakın Fenerbahçe'nin tam transferleri bittiğinde ortaya nasıl bir resim çıkacak? Gerçekten stoper hattını geçiştirerek bunu değecek bir yapı olacak mı orta sahada? Hiç geç, geçiştirilecek bir yer değil. Geçtiğimiz evet. sezon Fenerbahçe kadro kalitesinin üstünde puan aldı. Bu gerçeği görmeli e, Fenerbahçe'yi yönetenler, bu konuda karar verenler, her kimse. Bunu görmeliler. Bununla beraber çok gol attı. Bu doğru. Ama çok da gol yedi. Evet. Sadece oyun üstünlüğü vererek değil, oyun üstünlüğü verdiği çok az sayıda maç var. Yani Galatasaray'a iki maçta verdi. Beşiktaş'a on kişiyken, Beşiktaş on kişiyken verdi. Bu doğru. Onun dışında aşağı yukarı oyunları kazandı. En azından kaybetmedi oyunları. Ama kaleyi kaybetti, savunmayı kaybetti yani orada bireysel hataların... veya grup halinde hataların... ortaya çıktığı maçlar izledik. Hatayla... Hı hı. E, maç kazandıran kaleci performansları yerine... E, maç kazandıran savunma performansları yerine... maç kaybettiren savunma ve kaleci performansları da gördük. Buraya daha fazla özen göstermesi gerekiyor... Fenerbahçe'de yani bu kararı kimler veriyorsa. Yani burasının şakası yok. Savunma güvenliği sizi şampiyon yapacak. Oradaki organizasyon, oradaki kalite, oradaki güvenirlik sizi şampiyon yapacak veya yapmayacak. Yarışta tutacak veya tutmayacak. O yüzden kazı kazan olmaz orada. Sizin tabirinizi evet. de söyleyeyim, Olmaz orada. Yani Onur Alpaslan. Yani yıllar benim çocukluğumda Onur Alpaslan. Yıllarca gitti. İşte Fenerbahçe'nin şampiyon yılları. Nezih Hasan veya Nezih Müjdat. Yıllarca gitti. Uccahak Hök yıllarca gitti. Edu Edu Lugano Lugan, yıllarca gitti. Dönemden. Yani. E Fabiolus Servet gitti. 3 yıl gitti yani doğru, doğru, onlarda. Gitti. Yani bir e, o kadar çok rotasyon oldu ki oradan. Neden oldu? Bir tanesi şu sebepten oldu. Tutamayacağınız kadar kalite büyük bir kalitesi vardı Kim Min O ondan gitti. Evet. E, diğerleri siz beğenmediğiniz için gitti. Yani aldınız, aa olmuyormuş dedi, gönderdiniz. Artık yani bir yıl sonra vazgeçmek isteyeceğiniz oyuncu değil. İki tane almayın, bir tane alın. Bir tane alın, orada Samet var, Serdar var, şey var. İşte Gustavo var yani. Hakikaten e, yani, şu bir an, tane alın. siz anlatırken düşünüyorum ki Kim Minji öncesinde bir boşluk var. Tabii. Yobo'ya kadar gittin mi? E, gidilir yani. Gider. Yobo'ya kadar gittim. Ki Gider. Yobo hani en son o zaman Fenerbahçe böyle. Ya Bruno Alves egemen. Yani mesela o, ha, o iyiydi. çok sapasağlam, duvar gibi ikiliydi yani. Ben ikisini de çok beğenirdim. O, evet. ee, onlar güzel ikiliydi. Ama olmadı daha sonra. Bir tane Bruno Alves lazım yani. Lazım. Yani Egemen de tamamlayıcı stoperdi. Yani mutlaka Fenerbahçe en azından diğer stoperinde daha evet. yüksek profile gitmesi gerekiyor. Hani artık o isim kimse onda <laughs> ilgilileri bulacaktır. Evet.